Evet, tekrar karşınızdayız bir canlı yayınla. TRT açık değil mi? Ben buradan canlı yayın yapacağım. TRT'de ekranlardan. 5 dakikayı öyle değerlendirelim abi. Şimdi hazırlıklar sürüyor. Gönül azmı kahramı çekti. Bekliyoruz. Heyecan var mı arkadaşlar? Biz de heyecanlıyız da sanırım hala özet. Evet, özet şu an. Hadi canlı yayın, hadi. Selamlar, teşekkür ederiz. Teşekkürler, oturmayacağım. Canlı yayın bekliyoruz biz. Bugün sürprizli bir gün oldu değil mi? Ay ben de çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ne maçı? Aa, Fener maçı vardı sanırım. Kaç kaç? Şimdi size durumu göstereyim. Şöyle. Bu da Ankara'mız. Göstereceğim, hepsini göstereceğim. Çağları da göstereceğim. Tüm ekip burada. Evet. Bekleniyor kamera arkası. Hala özet. Dakikalar sonra teşkilat yeni bölümüyle izleyiciyle kavuşacak. Tabi onun öncesinde bizler de teşkilat dizisi oyuncularıyla birlikteyiz. Onların heyecanına ortak oluyoruz. Dilersen hemen sözü konuklarıma bırakayım. İlk konu Ezgi Eyvoğlu. Efendim hoş geldiniz yanımıza. Şimdi bizi de Ceren karakterini canlandırıyorsunuz. Aslında Ceren karakteri o masum yüzünüzün arkasında bir o kadar soğukkanlı bir karakter var. Kimi çok seviyor bu karakteri, kimi de bir o kadar tepki gösteriyor. Sizler ne söylemek istersiniz? Ben de Ceren'i tabii ki sevmiyorum ama bir oyuncu olarak Ceren'i oynamayı çok seviyorum. O dönüşümleri de elimden geldiğinde layığıyla hayatta geçirmeye çalışıyorum. Çok teşekkür ederiz bu kadar çalıştığınız için. İzleyicimize güzel seçtiği seyirler diliyorum. Özellikle son bölümde çok kritik bir noktada kaldı. Deşifre oldu. Evet. Bundan sonra neler yapıyorsunuz? Çok az kaldı. Hemen öğreneceğiz. Dakikalar sonra öğreneceğiz. Evet, bir değerli konuğumsa Çağlar Ertuğrul, Efendi Brandier, Serdar. Aslında şunu merak ediyorum. İsimsiz kahramanlar ve bu teşkilat aslında hep merak edilen karakterlerden biri. Siz o karakteri canlandırıyorsunuz, Serdar karakterini. Çağlar, Serdar'a nasıl adapte oldu? Bizdeki Serdar'ı biraz anlatır mısınız? 5 dakikamız vardı. Çok kısa. Çok kısa. Ya sağ olsunlar danışmanlarımız bize bu konuda çok yardımcı oluyor. Bizim her bölümümüz aslında bir sinema filmi gibi çekiliyor. Aksiyon seviyesi çok yüksek. Buradan yapımcılarımıza da Teams.be'ye tekrardan teşekkür ediyoruz. Çok özveriyle çalışıyor onlar da. Özellikle bazı sahneler, dövüş sahneleri ve savunma sahneleri internette de çok dikkat çekti, izleyicinin dikkatini çekti. Bunun için ayrıca hazırlanıyor musunuz? Ayrıca bir eğitimden geçiyor musunuz? Tabii ki. Yani sahne öncesi güzel bir kavga ediyoruz. Yani inşallah kayıttadırlar diye düşündükten sonra gerçek şeye giriyoruz. O zaman yeni sezonda yeni rekorlar yolda diyebilirim. Size de başarılar diliyorum. Evet, Aslan aslında dizinin meta başkanı. Gerçek hayatta ufak bir rahatsızlık geçirdi ama şu an çok şükür sağlıklı ve yanımızda. Efendim, çok geçmiş olsun diliyorum sizlere de. Yeni bölümde sizleri de göreceğiz, öyle değil mi? Tabii tabii. Ya ilk başta hani Çağlar'ın gerçekten inanılmaz eğitim alıyorlar. Kavga dövüş sahneleriyle ilgili. Ve o kavga ve dövüş sahneleri bence şahane oluyor. Ve
çalıştıran ekibe çok teşekkür ediyorum. Hepsi de burada. Gerçekten çok iyi çalıştırıyorlar. Yani o yüzden hani dizi bence şöyle etmiş. Hollywood yapımı bir iş. Dakikalar kaldı artık bizi sınırsızlıkla bekliyoruz o yeni sahneleri. Süremiz de çok kısıtlı. Dilerseniz Aslı'ya bir başka başkandan bir başka başkana geçelim. Başkanımız geçiyoruz. Tabii ki. Efendim başkanımız bir karakterdi. Bize neler bir kısmı. Hayırlı olsun ayrıca. Yani yakında görüşeceğiz zaten. Hadi başkanım biraz önce de sorayım. Sıkkınlı Vatan Sarayı yurt dışında genelde orada çalışmış. Sert bir karakter değil mi? Evet, bizler de sabırsızlıkla bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Evet, bizi yeni kısımda. Evet, arkadaşlar böyle. Gülhan Uygun Efendi, hoş geldiniz. Keşke ilanla. Birazdan görüşürüz. Biz içeriye geçiyoruz şimdi. Kendinize iyi bakın. İyi seyirler diliyorum. Bye bye.